Bekir Hasar, ihanet. Sultan Abdülhamit Han boşuna dememiştir. En büyük problemimiz Avrupa sırtlarının geçiş yolunda olmamız diye. Orta Doğu'ya inmek ve hakim olmak isteyen bu yolu tutmak zorunda. Bunu sağlamak da Türkiye'yi kontrol etmekten geçiyor. Yıllarca bu ülkede sahip oldukları medya ve yandaşlarıyla kafamızı ülke içine gömerek bizi çatıştırarak kontrol altına aldılar. Ülke dışında neler oluyor fark edemedik hiç göremedik. Türkiye son yıllarda büyüdükçe ve içerideki problemleri halletmeyi çalıştıkça her türlü argüman ve işbirlikçiyle üzerimize geldiler. Dün dahi İngiliz gazeteleri Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan'ı yerden yere vuruyordu. Adamlardaki hazımsızlık öyle büyük ki artık ruh hastasından da öte bir noktaya geldiler. Çünkü o gazetelerin patronları Yahudi baronlardı. Türkiye'de de akrabaları, ortakları vardı. Amerika İranla anlaşarak savaşmaktan, Tahran'ı yıkıp yıkmaktan kaçtı diye tüm İsrail lobileri ayağa kalktı. Buradan büyük gol yediler, çıldırdılar. Amerika ikinci önemli anlaşmayı Türkiye ile yaptı. İşte bu manzara bazılarının kafalarını duvarlara vuracak noktalara getirdi. İngiliz medyası, eyvah Suriye'nin kuzey Türklerin oluyor diye manşetlerden ağıt yakacak hale geldi. Pentagon, Amerika gazetelerine PKK silah bırakmalı diye çağrılar yapıyordu. Yıllardır Avrupa, İsrail ve Amerika'daki neokonların CIA'yı kullanarak Türk ordusuna saldırttıkları PKK'ya en büyük tepki şimdi Pentagon generallerinden geliyordu. Gazetelerin Ankara temsilcilerine briefing veren ve bir koalisyon ortağı üst düzey diplomat da sözü PYD stratejik ortağımız değil PKK terörist önceki gün. Sözü PKK ya silahı bırakacak ya da bırakacak demeye getiren açıklamalar yapıyordu. Bugüne kadar böylesine bir baskı görmeyenler onun içindir mecliste bile ağızlarına hiç almadıkları barışı neredeyse ağlayarak tekrar tekrar dile getiriyordu. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Turner'ı dün baronların gazetecileri sıkıştırıyordu. IŞİD'e karşı Türkiye ile anlaşmak Kürtlere ihanet değil mi diye. Turner ortada asla bir ihanet olmadığını söylüyordu. PKK'ya da derhal Türkiye'ye saldırıları durdurun çağrısı yapıyordu. Bölgemizde büyük bir satranç tahtası kuruldu. Amerika Türkiye ile birlikte Avrupa'ya ve onların desteklediği terör örgütlerine şah çekecek. Bakın Irak'ta peşmergeleri eğiterek teröre karşı bir imajı vermeye çalışan Almanya'nın diğer taraftan da IŞİD petrollerini tankerlerle Avrupa'ya taşıdığı çıktı ortaya. Hem de Esad rejimiyle ortaklık yaparak, basınıyla, siyasetçileriyle en büyük IŞİD düşmanı kesilen İngilizler Suriye'de IŞİD'e tek sorti bile yapmadı daha. Şimdi ellerindeki medyayla bas bas bağırıyorlar PKK neden vuruluyor diye. Terör örgütleri onların satranç tahtasındaki piyonlardır. Piyonlar devrilince karşı tarafın Orta Doğu'daki filleri de, kaleleri de, vezirleri de, şahları da gidecektir. Piyonları alırlar, öne sürerler, tek tek yedirirler. Uluslararası masada piyonlar değil devletler esastır. Bir kalemde atarlar piyonları. Ateşkes bitti, barajlara saldıracağız diyerek çözüm sürecine ilk darbe vuran ve baraj inşaatlarına saldıran PKK'dır. O barajlar bölgeye refah, toprağa bereket getirecek, en çok Kürtler istifade edecek. Peki neden saldırıyorlar? Yıllar önce Diyarbakır'a gelen ve zılgıtlarla karşılanan Amerikalı profesör, PKK sempatizanı Noam Chomsky vermişti bunun cevabını. Diyarbakır'da PKK sempatizanlarının önünden bakarak Güneydoğu'da yapılan barajlar en çok komşu ülkelere zarar veriyor diyerek adeta hedef göstermişti. Onun için İran barajlara saldıran PKK'ya destek veriyor. Aylardır hala utanmadan Türkiye'ye IŞİD'e destek veriyor diye yalan yayın yapıyor. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizin artık büyük oyunu ve çocuklarının piyonlara yem edildiğini görmesi gerekiyor. Bakın aynı PKK savaştaki Kuzey Irak'ta Kürtlerin en büyük gelir kaynağı petrol boru hatlarını da bombalayarak 250 milyon dolarlık zarar vermedi mi? Nasıl bir Kürt hakları savunuculuğu bu? Suriye Ulusal Kürt Konseyi'nden Ahmet Kasım dün 16 Kürt Partisi anlaşmayı imzaladık. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD anlaşmayı bozarak Barzani dahil 15 partiyi Esat ve İran'a sattı diye bas bas bağırıyor. Satranç masasındaki piyonlar plastik ama dağlardan ölüme sürülen Kürt çocuklar etten kemikten birer beden. Kürt akları diyenlerin başka ülkeler adına Kürtlere ihanet ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bekir Asar, takvim